şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Bu dönemlere göre de isimleri, tanımları değişebiliyor skolyozların. Bir parmak ucu birinden daha uzun görünebiliyor. Aslında uzuvlar birbirine eşit. Fakat dönmelerden dolayı... Ameliyat olması gerekiyor mu bu skolyoz hastalarının? Bir de kaç yaşına kadar çalışabiliyoruz? Mesela çocuklara işte ağaç yaşken eğilir sözü evet. Var ya. Size postür eğitimi veririz, ağrılarınızı azaltırız, farkındalık, duruş farkındalığı kazandırırız gibi hedefler koymak çok daha gerçekçi oluyor. İleri yaş, yetişkin skolyozunu da çok sık görmeye başladık. Bizce aslında şöyle bir yorum yapıyoruz, popülasyon olarak zaten dünya nüfusunun %2'si skolyoz olarak geçiyor, 2 ila 4'ü diye geçiyor. Ama bence farkındalık arttı. Herkese merhabalar. Bugün sizlere skolyoz hakkında bilgi vermek istiyoruz. Ben fizyoterapist Zafer Aksungur ve fizyoterapistlerimizden Sinem Ulu ile beraberiz. Kendisi skolyoz konusunda uzmandır. 3 boyutlu skolyoz tedavisi konusunda uluslararası eğitimleri bitirdi. Ve kurumumuzda çalışıyor bizimle beraber. Evet Sinem Hanım, şimdi skolyoz nedir? İnsanlar bunu kendileri evde çocuklarına testler yaparak ya da değerlendirerek anlayabilirler mi? Basit yöntemleri var mı? Aynen. Evde ufak tefek bazı basit yöntemler var. Öncelikle skolyoz iki boyutlu bir deformasyon değil, üç boyutlu bir problemdi. Omurganın sağa sola ve kendi etrafında dönmesiyle, yer değiştirmesiyle ortaya çıkmaktadır. Her yaşta seyir şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Bu dönemlere göre de isimleri, tanımları değişebiliyor skolyozların. Peki takipçilerimiz evde çocuklarında ya da kendilerinde skolyoz olduğunu nasıl anlayabilir? Gerekirse burada arkadaşlarımızdan birini de alıp gösterebilirsin. Şimdi şöyle ki, omuz farklılıkları olabilir. Böyle önden baktığımızda, göğüs kafesinin böyle yandan baktığımızda sağ ve solda bu şekilde. Biri daha önde olabilir. Sonra burada bel kemiklerimiz var şu şekilde, şuralarda. Burada iki tane yeni kemik evet, diyebiliriz insanların anlaması var. İçin. Aynen. O kemiklerden biri daha yukarıda veya önde, geride durabilir. Hı-hı. Ve bu bize şöyle bir şey de sebep olabiliyor bazen. Hastalar şu şekilde gelebiliyor bize. Bacağımın biri birinden uzun. Halbuki uzun değil fakat uzunmuş gibi görünebiliyor. Ya da aynı şekilde kolu birleştirdiği Hı-hı. zaman şu şekilde. Bir parmak ucu birinden daha uzun görünebiliyor. Aslında uzuvlar birbirine eşit. Fakat dönmelerden dolayı uzunmuş gibi görünebiliyor. Omurgada burada rotasyon da oluyor. Evet, zaten en önemlisi yani en büyük sıkıntımız rotasyonun olması. Diğer iki boyutlular bir tık daha rahat kontrol edebiliyoruz onları. Egzersize toparlayabiliyoruz ama rotasyonu kontrol altına almak, yani kendi etrafında dönmeyi kontrol altına almak birazcık daha zordur. Peki bir öne eğilerek bir test vardı. Evet. O nasıl o öne eğme testinde de biz skolyoz şüphemizi, yani şüphelendiğimiz vakalarda hastalarımızı öne eğme testi yapıyoruz. Bu şekilde ayaklarımızı birleştiriyoruz. Tam yan yana avuç işlerimizi birleştirip öne doğru, yani bu zaten lisansta öğrendiğimiz bilgi, başımızı tamam. da bırakıyoruz. Neye bakıyoruz? Bakıyoruz burada sol taraf sağ tarafla eşit seviyede mi? Bunun belli bir derecesi var, skolyometremiz var. Skolyometreyle ölçüyoruz ve diyoruz ki biri bir taraftan daha büyük, yani yüksekse skolyoz şüphemiz var bununla ilgili. Onu da koyalım mı skolyometreye? Teşhis koymak için hemen vereyim onu da. Teşhis, bir de anlatayım da. Skolyometreyi koyuyoruz mesela burada. Burada ufak bir sıvı var. O sağ ya da sola kaydığı zaman ne taraf daha yüksek bu şekilde görebiliyoruz. Bu inşaatçıların kullandığı... Aynen. Denge terazisi denge gibi. Aynen. Benziyor. Koyarlar ya böyle bir şey evet. üstüne. Ona çok benziyor. Böyle baktığımızda mesela şu an var burada ufacık. Ama tabii biz 5 derecenin üstünde skolyoz diyemiyoruz. Kaldı ki biz bunu gördükten sonra mutlaka bir ortopediste yönlendirmemiz lazım. Tam teşhis ve tanı için. Tüm omurga röntgeni tabii, gerekiyor. Tabii röntgeni şuradaki gerekiyor. Gibi. Bu şekilde tam boyundan pelvise kadar bu şekilde bir röntgen çekilmesi evet. gerekiyor. Hem önden dediğimiz hem yandan dediğimiz. Çünkü yan düzlem de çok önemli skolyozlar. Bu da skolyometremiz değil mi? Aynen. Burada durursa sorun yok. 5 dereceye kadar da sorun yok. 5 derece bu cihaz için. 10 derecede kop açımız var. Bir kop diye bir açımız var. Röntgende özel ölçüm yapılan. Skolyoz var değil mi? Evet. Burada skolyoz var. Bu hastamızın MR'ında da bakılmış. Başka bir şey var mı evet. diye temiz çıkmış sonuçları. Daha sonra doktor tarafından denmiş ki sizin skolyozunuz var. Kaç dereceydi burası? Bu 36 derecelik alt kısımda bir kop açısı var. Evet. Bu ameliyat olması gerekiyor mu bu skolyoz hastalarının? Bir de kaç yaşına kadar çalışabiliyoruz? Mesela çocuklara işte ağaç yaşken eğilir sözü evet. var ya. Gerçekten erken yakalayabiliyor muyuz? Aynen. Ağaç yaşken eğilir şöyle oluyor. Ergenlikle beraber çok atak yapan bir skolyoz çeşidimiz var. Bu da kız çocuklarında 10 ila 12 yaş arasında, erkeklerde de 12 ila 14 yaş arasında kendini gösteriyor.
Biz o dönemde eğer çocuklarla karşılaşırsak, skolyoz olan bir çocukla, diyoruz ki bizim ilk hedefimiz sizin eğiliğinizi bu omurga büyürken durdurmak. Daha sonra durdurduktan sonra geriletmek ikinci hedefimiz oluyor evet. Çocuklarda. Küçük yaşta çok ağrı olmuyor fakat yaş ilerledikçe ağrıların artma riski yükseliyor. O zaman da tedavi programında omurgayı düzeltiriz gibi hedefler koymak yerine diyoruz ki size postür eğitimi veririz, ağrılarınızı azaltırız, farkındalık, duruş farkındalığı kazandırırız gibi hedefler koymak çok daha gerçekçi oluyor. Yani bu ergenlik dönemi çok önemli. Tabii ki çok önemli. Gerçekten ağaç yaşken eğilir. Sözü çok doğru burada. Çünkü büyüyen bir omurgayı eğriliği ilerletmeden düz orta hatta büyümesine yardımcı oluyoruz biz aslında. Bu da tabii ki geleceğe çok büyük bir yatırım oluyor. O yüzden bu yaş grubundaki çocuklara özellikle dikkat edilmeli. Veliler mutlaka şüphelendiği durumlarda bir ortopediste, bir skolyozla ilgilenen bir ortopediste mutlaka götürmeli. Peki sence toplumda skolyoz arttı mı yani bu son dönemde tablet kullanımı, bilgisayar kullanımı, cep telefonu, hareketsiz yaşam, pandemi? Aynen. Bir de yetişkinlerde olan skolyoz var. Bu son yıllarda gerçekten çok rağbet demeyeyim de çok ortaya çıkan bir şey oldu. Biz fizyoterapistler de artık skolyozu sınıflandırdığımız için aynı şekilde ortopedisel cerrahlar da sınıflandırıyorlar. İleri yaş yetişkin skolyozunu da çok sık görmeye başladık. Bizce aslında şöyle bir yorum yapıyoruz. Popülasyon olarak zaten dünya nüfusunun %2'si skolyoz olarak geçiyor. 2 ila 4'ü diye geçiyor. Ama bence farkındalık arttı. Aslında vardı. İnsanların farkındalığı arttı. Tabii şurot ülkemize geldi. Ya da bunun gibi 3 boyutlu farklı konseptler de var. Onların da gelmesiyle beraber hem meslektaşlarımızın hem de hastalarımızın buna ilgisi ve farkındalığı arttı diyebiliriz aslında. Teşekkürler. Biz peki skolyozda ne yapıyoruz fizyoform olarak? Öncelikle kişilerin ağrısı varsa, skolyoz kaynaklı ya da başka kaynaklı, onlarla ilgili fizyoterapi ve manuel terapi tekniklerimizi arkadaşlara uyguluyoruz, gelecek hastalarımıza. Daha sonrasında Sinem Hanım gibi bu konuda uzman arkadaşlarımız skolyozla ilgili 3 boyutlu egzersizleri çalışıyorlar. Tabii ki sadece şurot egzersizleri değil, klasik fizyoterapi ve yine klinik pilatesten ve manuel terapiden de faydalanıyoruz. Birçok uzmanın ortaklaşa çalışması gereken, multidisipliner yaklaşımla alınması gereken hastalar bunlar. Çaresiz hastalıklar değildir. Ve tekrar söylüyoruz, ağaç yaşken eğilir. O yüzden de çocuklarımızı erken yaşta postürlerini düzeltmeye yönelik bu tarz egzersizlere yönlendirmemiz gerekiyor eğer bir sorun var ise. Ve mutlaka ve mutlaka bir ortopedist tarafından teşhisiniz koyulmuş şekilde bize gelmeniz gerekmektedir. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz.